31 Mart yerel seçimlerine 2 gün kaldı. 31 Mart günü Türkiye sandık başına gidecek. Seçim öncesi vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçmen kağıdını kaybedenler ne yapacak? İşte detaylar. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye sandık başına gidecek. Vatandaşlar seçim öncesinde birçok soruya yanıt arıyor. Seçmen kağıdı da bu konular arasında yer alıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu? İşte detaylar. Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabiliyor mu? YSK seçmen sorgulama sayfası sayesinde seçmen bilgi kağıtları olmadan oy kullanılacak adres ve sandık bilgilerini rahatlıkla öğrenilebiliyor. YSK 31 Mart yerel seçiminde oy nasıl kullanılır? Seçimde mühür nasıl basılır? Oy vermek için gerekli belgeler neler? 31 Mart yerel seçim oy pusulası nasıl olacak? Yerel seçim nasıl, nerede oy kullanacağım? Oy pusulası örneği, yerel seçimlerde belediye, muhtarlık oy pusulası nasıl olacak? İşte oy pusulası örneği. Oy vermek için gerekli belgeler neler? Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı ve benzeri. Resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız. Nerede oy kullanacağım? Yüksek Seçim Kurulu, YSK tarafından 31 Mart yerel seçimleri öncesi seçmen listeleri hazırlandı. Seçmen listeleri, 5 Ocak tarihinde muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 17 Ocak tarihisine kadar askıda duran listeler seçmenlerin incelemesine sunuldu. Seçmenler tarafından seçim kurullarına yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından kesinleşmiş seçmen listeleri YSK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.